Herkese selam. Instagram ve TikTok hesabımda paylaştığım kısa eğitim videolarımın 20 tanesini izlemeyen dostlar için hepsini bu tek videoda sizler için montajladım. Özellikle profesyonel fotoğraf düzenlemeye ve grafik tasarıma yeni başlayanlar için bu videodaki bu çalışmaları tek tek anlatmak yerine sizin için bilmeniz gereken çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Zaten kullanılan araçları ve efektleri izleyeceksiniz. O yüzden hazırladığım bu 20 çalışmayı size vereceğim detaylarla birlikte mutlaka izlemenizde fayda var. Bu ilk örneğimizde fotoğrafımıza bu ve buna benzer gölge efektimizi verirken mutlaka katmanlarımızı birleştirip konvertlemeyi yani akıllı nesneye çevirmeyi unutmuyoruz. Blurlama işlemini fotoğrafınıza göre ayarlayıp opaklığını düşürüp son olarak Curves panelinde renk ve ışık ayarlarını uygulayabilirsiniz. Herhangi bir yüzeyimize desen veya doku yerleştireceğimiz zaman bilmeniz gereken çok önemli 3 detay var. Seçimimizi yaptıktan sonra Clipping Mask kullanımını, doğru karıştırma modlarımızı ve son olarak Blending panelimize gelip yerleştirdiğimiz desenimizi zeminimize göre açık ve koyu bölgelerimizi kaynaştırmamız. Özellikle grafik tasarımcılar için gelen bu tarz işlerde perspektif kroplama işinizi oldukça kolaylaştırır. Kroplama işleminizi yaptıktan sonra daha iyi bir sunum için mutlaka Blending paneline gelip gölgelendirme işlemini yapmayı unutmuyoruz. Bu tarz kreatif tarzda portre çalışmanızda bilmeniz gereken en önemli detay, blurlama işlemini yaptıktan sonra Blending panelimize gelip RGB renklerimizi ayırıp çok değişik farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Ve tabii ki RGB renklerimizle alakalı bol bol tekrar yapmayı da unutmuyoruz. Herhangi bir yüzeye logo, yazı ve benzeri çalışmalar yapacağınız zaman bu şekilde renk karıştırma modlarını kullanmanız pek doğru değildir. Blending panelimize gelip işinizin durumuna göre kullanabilirsiniz. Unutmuyoruz, iyi bir sunum yapacağınız çalışmanıza daha fazla değer katar. Photoshop'ta en önemli ve güçlü panelimiz Curves panelimizdir. Yapacağınız herhangi bir çalışmanızda sadece Curves panelini kullanarak bile farklı işler hazırlayabilirsiniz. O yüzden Curves panelini ekstra çalışmayı unutmayalım.
Fotoğrafınıza vereceğiniz ışık etkisi çok önemlidir. Önemli olan ışığımızı doğru yerleştirmemizdir. Color Range'e gelip alanımızı iyi seçip radyal bulur etkisiyle güzel ve farklı işler imza atabilirsiniz. Fotoğrafınızda katman karıştırma modlarımızdan Vivid Light'ı kullanarak çok kolay bir şekilde canlandırma yani parlatma etkisini uygulayabilirsiniz. Özellikle afiş ve kapak tasarımlarınızda yazı döndürmek efektini kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yer, yazımızı ayarladıktan sonra mutlaka konvertlemeyi unutmuyoruz. Özellikle grafik tasarıma yeni başlayanlar, hazırlayacağınız yazı, logo veya herhangi bir çalışmanızda Blending panelinde gölge shadow efekti son derece önemlidir. Bu bölüme de ekstra çalışmanız gerekir. Bu çalışmamızda verdiğimiz değerler sabit olmamakla beraber siz kendi çalışmanızda yakın değerleri uygulayabilirsiniz. Photoshop'ta Patch Tool, temizleme yani klonlama aracımızı pek bilmeyen veya az kullanan arkadaşlarımı görüyorum. Aslında bu tip işlemler için çok çok etkili bir aracımızdır. Denemeyi de ihmal etmeyelim, mutlaka farkı göreceksiniz. Bu tarz çalışmalarda mutlaka fotoğrafınızın duruş şekline ve açısına göre neyi yerleştirmek istiyorsanız mutlaka perspektifini ayarlayıp doğru karıştırma modlarımızı seçip Blending panelimizden zeminimize göre işlemesini uyguluyoruz.
Özellikle elbiselerde istenmeyen kırışıkları düzenlemenin birden fazla yolu vardır. Ama en kolay karıştırıcı fırçamıza gelip rengimizi seçip bu işlemimizi uygulayabiliriz. Fotoğrafımıza herhangi bir nesne, obje veya model yerleştireceğimiz zaman arka fon ve modelin duruş açısı çok önemlidir. Bu tarz çalışmalarda arka fonumuza warp işlemini uygulamanız belirginliği yok eder. Doğru renk karıştırma modlarımızı da kullanmayı unutmuyoruz. Bildiğiniz gibi istenmeyen bölgeleri temizlemenin birden fazla yolu vardır. Bu tip zor bölgeleri temizlemek için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yine blending panelimizi kullanarak çalışmamıza göre rengimizi ayarlayıp iki kopyamıza farklı motion blur efektini uygulayarak bu tarz yazı efektini yapabilirsiniz. Bu çalışmamızı sadece göz efekti olarak yorumlamayalım. Katman panelimizde maskeleme ve doğru karıştırma modlarının kullanımı olarak da izleyebilirsiniz. Kolonlama işlemimizi manuel de yapabiliriz veya bu şekilde yapacağımız bölgemizi seçip otomatik şekilde dolgu işlemlerimizi uygulayabiliriz. Tabii son olarak ufak düzenlemeler de uygulayacağız.
Diyeceksiniz ki hocam bu çalışma ne işe yarar? Herhangi bir fotoğrafa gold yani altın rengi verip afiş veya kapak çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Bu çalışma da aklınızın bir yerinde dursun, mutlaka bir gün karşınıza çıkacaktır. Son olarak fotoğrafımıza renk işlememiz, rengimizi belirleyip blending panelimizden koyu ve açık bölgelerini ayarlayıp hazır renk bulutlarını kullanabilirsiniz. Unutmuyoruz dostlar, işin sırrı bol bol antrenman. İşinize ne kadar iyi olursanız o kadar hedefinize çabuk varırsınız diyelim. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.